Bu videoda hayatınızın herhangi bir alanında en yüksek potansiyelinize ulaşmak için kendinizi nasıl hipnotize edeceğinizi öğreneceksiniz. Bu teknikle binlerce insan öğrenme güçlüğünün üstesinden geldi, hem odağını hem de notlarını artırmaya başardı. Size gösterdiğim egzersizi uyguladığınız ve bunu bir gece ritüeli haline getirdiğiniz anda 2 hafta içinde daha iyi hissetmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Öncelikle kendinize şunu sormanızı istiyorum. Hipnotize etme yeteneğiniz olsaydı nasıl olurdu? Onu ne için kullanırdınız? Şimdi çoğunuz muhtemelen onu başka bir kişi üzerinden nasıl kullanacağınızı düşünüyorsunuz. Ama bu videoda size onu kendiniz üzerinden nasıl kullanacağınızı öğreteceğim. Bu egzersizi yaptığınızda asıl yaptığınız şey zihninizin bir bölümünü uyandırmaktır. Elinizin altında olduğunu bile bilmediğiniz gizli beceriler, nitelikler, kaynaklar ve yetenekleri keşfedeceksiniz. Şimdi kendinize bir sorun. Daha iyi bir şeyi başarabilseydiniz ne yapardınız? Ne için kullanırdınız? Kendinize sorun. Biraz daha iyi düşünmeye başlasaydınız, potansiyelinizin tamamına nasıl ulaşabilirdiniz? Bu nedenle size sonraki 8 dakika içinde bu şeyi öğrettiğimde, size kendi kendinizi hipnotize etmeyi öğrettiğimde her şeye farklı gözle bakacaksınız. Kendinizle ilgili daha iyi bir resim geliştirmenizi istiyorum. Ve kendinize bir sorun. Neyi başarabileceksiniz? Öğrenciyseniz belki daha iyi notlar alabilirsiniz. Sınav kaygısını giderebilir ya da süper güçlü hafızanızı geliştirebilirsiniz. Eğer bir iş yapıyorsanız belki daha iyisini yapabilir, daha üretken olabilir ve bunun sonucunda daha fazla para kazanabilirsiniz. Herkes fazla para kazanmak ister, değil mi? Ama gerçekten anlamanızı istediğim şey şu. Her şey nasıl düşündüğünüzle başlar. Birçok insanın yatağa stresli girdiğini görüyorum. Ve bu nedenle endişeli ve huzursuz uyanırlar. Bunun günümüz toplumunda büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendimiz hakkında iyi düşünmediğimiz zaman iyi hissetmiyoruz. İyi hissetmediğimiz zaman da iyi iş çıkaramıyoruz. Bu yüzden size öğretmek istediğim şey, düşüncelerinizi nasıl kontrol edeceğiniz ve zihninizi çok yüksek verimli, güçlü bir bilgisayara programladığınız gibi nasıl programlayacağınızdır. Bu yüzden size bu şeyi öğretmeden önce, aslında hayatınızda her gün sizi programlamış olan bir şeyi kendinize zaten söylediğinizi bilmenizi istiyorum. Doğduğunuz andan beri aslında hipnotize edilmiş bir programlamaya maruz kaldınız. Programlamaya sadece toplum tarafından değil, sadece din tarafından değil, sadece reklamcılar tarafından değil, sadece yaşıtlarınız, ebeveynleriniz tarafından değil, aynı zamanda kendiniz tarafından da maruz kaldınız. Yani zaten kendinize bir düşünce yaratan bir şey söylüyorsunuz. Ve bu düşünce kendiniz hakkında bir his yaratır ve bu his daha sonra bir eylem yaratır. Ayrıca bu vücudunuzu da etkileyebilir. Aslında gerçekten düşündüğümüz şeye dönüşüyoruz. Bu dış programı ortadan kaldırmanın ve kendimizi nasıl programlamaya başlayacağımızı öğrenmenin, daha iyi hissetmeye başlamak için daha iyi düşünmeye başlamanın, daha iyi bir iş çıkarmak için daha iyi hissetmeye başlamanın zamanı gelmiştir. Ve bu gerçekten mümkündür. Şimdi size nasıl düşündüğünüz bir hale gelebileceğinizi öğreteceğim. Bu yüzden bir anlığına beni takip etmenizi istiyorum. Ellerinizi tutun, tıpkı bu şekilde birbirine kenetleyin. Güzel. İki işaret parmağınızı aynı şekilde dışarıya doğru çıkartın. Harika. Bunu yaparken herkesin bir an için bana bakmasını istiyorum. Şimdi birden üçe kadar sayacağım. Üçe kadar saydığımda üç şey yapmanızı istiyorum. Ve endişelenmeyin, bu sizi uyutmayacak ya da bir büyü yapmayacak. Üç dediğimde işaret parmaklarınızı ayırmanızı, onlara bakmanızı ve sonra sesimi dinlemenizi istiyorum. Bunu yaptığınızda kesinlikle harika bir şeyin gerçekleştiğini göreceksiniz. Hazırlanın, başlıyoruz. 1, 2, 3. Parmaklarınızı ayırın, onlara bakın. Birbirine dokunmak üzereler. Parmaklarınıza bağlı iki lastik bandına onları birbirine daha da yakınlaştırmasının nasıl olacağını hayal edin. Mıknatısların parmaklarınıza bağlanmasının onları daha da yakınlaştırmasının nasıl bir şey olduğunu hayal edin. Birbirlerine dokunana kadar daha yakın ve daha yakın. Parmaklarınızın arasındaki boşluk giderek küçülüyor. Şimdi beyler bayanlar, ellerinizi ayırabilirsiniz. Garip bir duygu olduğunu biliyorum ama ellerinizi böyle sallayın. Güzel. Bu sizin için işe yaradıysa o zaman hipnotize edildiniz. İşte bu. Hepsi bu kadar. İnsanların hipnoz hakkında bir korkuya sahip olduklarını, bunun aslında şeytanın işi, zihin kontrolü olduğunu düşündüklerini görüyorum. Uyku veya baygın olma durumu olduğunu düşünüyorlar. Ama her gün, günde birkaç kez hipnoza girersiniz. Araba kullanıyorsanız şunu bir düşünün. Gideceğiniz yere doğru sürüyorsunuz. Birdenbire dalıyorsunuz.
Gideceğiniz yere varıyorsunuz ve oraya nasıl vardığınızı bile hatırlamıyorsunuz, değil mi? Buna yol hipnozu denir. Bir de şuna ne dersiniz? Cep telefonundan mesaj yazan birini gördünüz. Yürüyorsunuz. O kişi o mesaja çok odaklanmış durumda. Onlarla konuşmaya başlıyorsunuz ama dedikleriniz hakkında hiçbir fikirleri yok, değil mi? Hipnoz budur. Hipnoz sadece doğal, değiştirilmiş bir bölge odak durumudur ve şimdi size onu nasıl etkili ve verimli kullanacağınızı öğreteceğim. Geceleri uykuya dalarken doğal bölge durumuna, doğal bir alıcı durumuna geçiyoruz. Ve tıpkı az önce yaptığınız bir egzersiz gibi onu yaparken bir şey hakkında düşündünüz ve gerçekleşti. Düşüncelerinizin bedensel işlevleriniz ve eylemlerinizle uyumlu hale geldiğini görüyorsunuz. Aynı şey gece uyurken de geçerlidir. Uykuya daldığınızda doğal algı duruma geçersiniz. O yüzden diyorum ki bu durumu kullanalım. Gece uykuya dalarken son 5 dakika boyunca yarın ne olacağı ya da gelecek hafta ne olacağı hakkında endişelenmek yerine daha iyi olmak için neyi başarmak istediğinizi düşünmenizi istiyorum. Sizin ideal halinizin nasıl olacağına dair kafanızda küçük bir film oynatmanızı istiyorum. Şimdi ideal haliniz size biraz korkutucu geliyorsa sadece yarının nasıl olmasını istediğinizi, yarının nasıl geçmesini istediğinizi düşünün. Aksi takdirde sizi strese sokacak bir şeyiniz varsa, diyelim ki bir iş terfisine veya bir iş görüşmesine gidiyorsunuz. Belki okulda bir test, sınava veya quiz'e gireceksiniz. Doğal ve normal olarak bu konuda strese gireceğinizi düşünüyorsunuz. Kendinizin yarınki halini gece uyurken izleyin. Düşüncenizde o iş görüşmesine başınızı dik tutarak girin. Ve o işe girmenizin sizin için nasıl bir şey olacağını hayal edin. Okulda bir sınava giriyorsanız, o sınav odasına girdiğinizi, elinizden gelen en iyi şekilde sınavı çözdüğünüzü, bunu neler bildiklerinizi göstermek için bir fırsat olarak kullandığınızı ve başarılı olduğunuzu bilerek dışarı çıktığınızı hayal edin. Bu resimleri zihninizde formüle etmeye başladığınızda, işlerin bu şekilde gitme olasılığı daha yüksektir. Gece uykuya dalarken o odak bölgesi durumuna geçersiniz. O halde arkadaşlar, bugün size söylüyorum. Hadi bunu kullanalım. Kendimiz hakkında daha iyi düşünmeye başlayalım. Ve daha iyi düşünmeye başladığımızda daha iyi hissetmeye başlayacağız. Daha iyi hissetmeye başladığımızda daha iyisini yapmaya başlayacağız. Bu tekniği geceleri yaparsanız ve sadece 5 dakikanızı alır ama bu sadece gerçekten daha iyisini yapmak isteyenler içindir, değil mi? Yani sizden yapmanızı istediğim şey sadece bunu uygulamaktır. Deneyin, bir ritüel olarak yapın. Yani beyler bayanlar, bu egzersizi yaptığınızda işe yarıyor. Bu egzersizi yaptıktan ve gece ritüeli haline getirdikten sonra yaklaşık 2 hafta içinde daha güçlü, daha ilham verici, daha kendinizden emin ve daha motive hissetmeye başlayacağınızı fark edeceksiniz. Belki daha iyi notlar alacaksınız. Belki daha fazla para kazanacaksınız. Belki daha fazla işi çok daha kolay ve daha hızlı yapacaksınız. Aynı tekniği sporcular, iş adamları, aklınıza gelen ünlüler hepsi kullanıyorlar. Sıradan bir gözlemciye hipnoz insanları uyutuyormuş gibi görünebilir. Ancak bu egzersizi yaparak asıl yaptığınız şey zihninizin bir bölümünü uyandırmaktır. Ve sonuç olarak siz de içinizde uyanıyorsunuz. Elinizin altında olduğunu bile bilmediğiniz gizli beceriler, nitelikler, kaynaklar ve yetenekleri fark edeceksiniz. Ve böylece bunları kendi yararınıza kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu gece size söylüyorum. Yarın ne yapmak istiyorsanız kendinizi gece programlayabilirsiniz. Zihninizi uyandırabilirsiniz ve zihniniz uyandıkça belki de yaşadığınız dünyayı bile değiştirebilirsiniz.